Memleket Hareketi'nin kurucusu arkadaşlarımla, nöbetçi arkadaşlarımla her gün bir başka ile gidip dert dinliyoruz, sokaklarda geziyoruz. Artık eski tip siyaset bitti. Salıdan salıya Ankara'ya oturup Ankara'da birbiriyle kavga eden siyaset devri kapandı. İnsanları meydanlara toplayıp miting yapma devri de kapandı. Artık gireceksiniz caddelere, tek tek insanlara, köylere, kasabalara Türkiye'yi dolaşacaksınız. Bugün 30. vilayetimizdeyiz. Biz 81 vilayeti gezeceğiz. Türkiye'de yargı çöktü. Türkiye'de hukuk çöktü. Türkiye'de ekonomi çöktü. Dış politikanın ayarları bozuldu, çöktü. Eğitim çöktü. Okulları açacaklar şimdi. Okulları nasıl açarsın? Hastalık bitmişse açarsın, değil mi? Hastalık bitti mi? Hayır, bitmedi. Tam tersini arttı. Peki neden açıyorlar? Çünkü dijital altyapısı çöktü. Uzaktan eğitim yapamadıkları için okulları açıyorlar. İşte böyle bir noktada en acıklı kısmı ise medyanın durumu. Medyanın %100'ü yandaş oldu artık. Bir iktidarın yandaş medyası var. Bir de iktidar karşıtlarının yandaş medyası var. Zannetmeyin ki sadece iktidarın yandaş medyası var. İktidar karşıtlarının da beslendiği yandaş bir medya var. Biz hiçbirinde yer bulamıyoruz. Ama biz bu topluma üçüncü bir yoluz. Ne yandaş medyada yer bulabiliyoruz, ne iktidara karşıtların yandaş medyasında yer bulabiliyoruz. Biz toplumda üçüncü bir yoluz. İster göstersinler, ister göstermesinler. Umurumuzda değil. 83 milyonla kucaklaşacağız biz. 83 milyonla. Tek tek sokakları gezeceğiz. Biz Ankara'da genel merkez binalarına kilitlenip salıdan salıya 45'er dakikalık kayıkçı kavgasının içinde olmayacağız. Biz geleceğiz Mersin'e, oradan geçeceğiz Karaman'a, Konya'ya, Adana'ya, Hakkari'ye, Artvin'e, Şırnak'a, Edirne'ye 83 milyonla kucaklaşacağız. İster göstersinler, ister göstermesinler. Herhalde bu medya açıklamamdan siz kendinizi kastetmiyorsunuz. Sizin emeğinize saygı duyuyorum, sizleri çok seviyorum. Patronlarınızı kastediyorum. Medya bu haliyle Türkiye'nin en çürümüş kurumudur. Türkiye'de yargıdan sonra en çürümüş kurum medyadır. İnsanların açlıklarını, sefaletini göstermiyorlar. Güllük gülistanlık bir Türkiye gösteriyorlar. Gerçekten insanlarımız, gençlerimiz işsiz. Tarım işçisi de mutsuz, emeklisi de mutsuz, gençleri de mutsuz, üniversite öğrencileri de mutsuz, ev kadınları da mutsuz, herkes mutsuz. Ama yandaş medyanın, iktidar yanlısı medyanın bir kısmı güzellikler düzüyor. Ama iktidar karşıtı medyada nerelerden beslendiğini iyi bildiğimiz bu medyada ne yazık ki bizim sesimizi de görmüyorlar. Aslında yok birbirlerinden farkları. Yani bu iktidar bu muhalefetten, bu muhalefet bu iktidardan memnun. Bunlar hallerinden memnun, biz halimizden memnun değiliz. Yani çok net söylüyoruz, biz rahatı seçenler değiliz. Kenara çekilip milletvekili emeklisi maaşını alıp bu pandemi ortamında deniz kenarında keyif yapanlardan değiliz. Şırnak'a gittik, Hakkari'ye de gittik, Mersin'deyiz de. Biz seçimimizi milletin dertlerini dinlemekten, ona çözüm önerisi üretmekten, milletle kucaklaşmaktan yanayız. Her ne kadar fiziken kucaklaşamasak da, tokalaşamasak da gönüllerimizi buluşturmaya geldik. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ihtiyacı var. Türkiye önce barışmalı, Türkiye önce üretmeli ve sonra adil bölüşmelidir diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alayım. Zaten bir şey bırakmadım. Teşekkürler. Kolay gelsin.